İnşallah abi. Abi yayın başladı. Bak 40 dakikaya girdik. Mare kamşik, mare kamşik, mare kamşik. Yani herkes fazlasıyla merak ediyor. Ben onunla ilgili bir son durumu özetleyeyim. Bugün itibariyle Trabzonspor Kulübü oyuncuya yeni bir teklif iletti. Yapılan teklif 1,5 milyon avro maaş. Bu üst maaş sınırı. İşte bonus ve imza parasıyla birlikte, menajerlik ücretiyle birlikte 750 bin euro, toplam 2 milyon 250 bin avroydu. Buna 250 bin avro daha bir iyileştirme yaptı ve 2,5 milyon avroluk toplam bir teklif yaptı Trabzonspor Mare Kamşik'e. Oyuncunun beklentisiyle Trabzonspor'un önerdiği rakamlar arasındaki o farklılık ciddi oranda azalmış durumda. Oyuncuyla muhtemelen hafta başından itibaren bu diyalog çok daha hızlandırılacak ve gelecek hafta Mare Kamşik transferinin sonuçlanması bekliyoruz. Olumlu ya da olumsuz. Ama bununla ilgili şunu söyleyeyim. Dün de, bugün de bu konuyla ilgili görüşme yaptığım herkes Mare Kamşik transferiyle ilgili olarak şu anda bütün gidişatın Trabzonspor'un lehine olduğunu, kendi istedikleri gibi seyir halinde olduğunu da çok net bir şekilde söylüyor. Dolayısıyla Mare Kamşik ile ilgili olarak şu ana kadar transferin olumsuz sonuçlanacağı ile ilgili hiçbir izlenim elde etmedim ama olumlu sonuçlanma ihtimali ile ilgili her şeyin iyi gittiğini de söylüyorum ama daha doğrusu bilgisini alıyorum. Şimdi Mare Kamşik abi, yani isim olarak tartışmayacağımız bir oyuncu tabii ki. Ama sen Mare Kamşik'e nasıl bakarsın? Onunla ilgili yorumun nedir? Trabzonspor'a direkt seviye atlatır. Yani Çok net. Sen böyle konuşmazsın çok net net. abi. Sen böyle diyorsan eyvallah abi. Ya bizim ligin bazı şeyleri var böyle, hileleri var. O tip oyunculara sahip olduğunuz zaman oyunun seviyesi, hızı değişiyor. Hamşik o meziyetlere sahip bir oyuncu. Ya onun üstüne çok fazla konuşmaya gerek yok. Tam bir maestro. Yani rakipte olsa mesela Gustavo beni hep ürkütür. Bilmiyorum insanlar ne diyor ama çok başka bir oyuncudur yani. Başka bir seviyede oynuyor. Trabzonspor'da olsun isterdim bu sezon mesela. Hamşik ondan da üstte bir seviyeyi temsil ediyor. Herkesin tırnaklarını yiyerek izlediği o makina intizamındaki Napoli'nin en önemli dişlisiydi. Dolayısıyla bu ligi Trabzonspor'un orta sahasında onu hayal ettiğimde rahatlıkla domine edeceğini düşünüyorum. Çevresinde Abi tabii ki sen de sözünü kesiyorum ama iyi senden böyle oyuncularla şeyler dolu. duymam. Tüylerim diken diken oldu abi yani. Senden çok kolay bunları duymayız abi. Ya biz de çok kolay kolay hamşik ayarında oyuncu getirmiyoruz. Hani adamın kariyeri belli, oyun anlayışı belli. Canlı da izledim onu birkaç defa. Yani izlerken böyle futbolu izlerken şunu yaptığınız oluyordur. Keşke şunu oynasaydı be. Keşke şuraya pas verseydi falan dersiniz böyle bazı oyuncular için. Şunu da ya. Adam sanki sizin iç sesinizle futbol oynuyor. Böyle, ulan şunu pat 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 inanılmaz çabuk. Pas tercihleri, oyunu organize edişi, sahadaki yerleşimi, kafasının yukarıda olması her şeyiyle başka bir oyuncu Hamşik. Onun üzerine söylenecek çok fazla bir şey yok. O zaman şunu soracağım sana abi. Hamşik Berat'ı da bir seviye üste taşır mı? Veya Hamşik gelirse nasıl bir orta saha kurgusu yapar Abdullah Avcı? Yani çok daha dengeli. Ben artık klasik bir 6 ile oynar mıyız ondan emin değilim. Hani böyle uzun boylu iri adam yiyen diye tarif ediyorlar ya. Ben Bakasetas Hamşik ikilisinin yanına nasıl bir tamamlayıcı gelir? Bence biraz daha tarz olarak söylüyorum. İsim olarak bunu hep söylüyorum. Onazi tarzında. Çabuk. Ama Onazi'nin olabiliyorsa biraz daha ayakları iyi bir versiyonuyla. Bu Berat da olabilir zaman zaman. Bir başkası da olabilir. Ligde daha önce işte Sosa'nın önderliğindeki orta sahamızın kurduğu hükümranlığı tekrar kurabileceğimizi düşünüyorum. Biraz daha bu Hamşik Bakasetas ikilisinin yanına çabukluğuyla ön plana çıkan, yine onların zekasını tamamlayacak, belki sertlik eksiğini tamamlayacak, savunma arası koordinasyonunu uygulayacak ki bizde o işi tek başına yapabilen bir stoperimiz var zaten Edgar. Bir orta saha oyuncusuyla, o üçlüyle beraber yani 10 numara kimse, 6 numara kim anlamadan çok değişik bir oyun şeyiyle büyük bir keyif vererek bir takım seyredebiliriz diye düşünüyorum.
Bir taraftarımız yazmış abi, Hamşik'in yanına Hamşik'in de hafif de arkada gözü kalmaması için Mustafa veya Josef de Souza gibi bir isim mi olsa daha iyi olur diyor. Ben mesela evet ya olabilir ama çabukluğu ön planda olan sertliğiyle beraber Bir oyunun iki örnek verme yönünü şansın var mı oynamasıyla abi beraber şu oyuncu gibi? Şu oyuncu diyebileceğim bir Türkiye örnek var liginden mı abi? işte şöyle yine Napoli forması giyen bir şey vardı. Celta Vigo'dan aldıkları Lobotka mıydı? Slovak bir oyuncu vardı. O olabilir tarz olarak. Gustavo biraz daha Onazi'nin biraz daha dirisi, diri bir Onazi gibi bir oyuncunun, biraz daha ayakları iyi bir Onazi gibi bir oyuncuyla çok başka bir orta saha seviyesine çıkabilir orada Trabzonspor. Ama şunu söyleyeyim, Bir taraftarımız eksik yine yazmış abi olsa zaten. Adem abi Onazi'nin iyi halini söylüyor diye. gibi. Abi şimdi diğer konuya geçelim. Yani saat başında quiz başlayacak. Çabuk çabuk toparlayalım. Abi Sörloth konusu. Sörloth konusuyla ilgili olarak şöyle söyleyeyim. Başkan Ahmetoğlu zaten röportajda aslında bunun sinyallerini vermişti. Leipzig oyuncu ile ilgili bir karar vermedi. Biz onların kararına göre daha net bir şey konuşabiliriz dedi. Ama bugün Alman basınında çıkan haberler var. Oyuncunun babasının yaptığı açıklamalar var ve ben açıkçası dün akşam, önceki günkü şeyde de söyledim videomda da. Yani o bir açıklama yaptı. Haklı olduğu yönler kesinlikle var. Oyuncunun telefonundan arama yapmak veya özel telefonla mesajlar atmak başka ama enough enough da yazmamalısın mesela. Başka bir şey diyebilirdin diye düşünüyorum ben. Ama şu an itibariyle Sörloth transferi muhtemelen Leipzig'in kamp sonuna kadar rafa kalkmış durumda. Ondan sonra yeni bir gelişme olur mu? Leipzig oyuncu ile ilgili bir karar verir mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Sen hem o Sörloth'un mesajı hem de bu gelişen süreçle ilgili ne söylemek istersin? Sörloth kulüpten ayrılacağı zaman onu devletin kanalında kulübün telefonlarını açmıyor, kaçıyor diye suçlamalarına rağmen bu haberi yayanın da Trabzonspor kanadı olduğunu biliyoruz. Buna rağmen veda ederken çok sıcak bir videoyla veda etmişti. Hiç yani o İskandinavlarda olduğu iddia edilen soğukluk değil, aksine gayet sıcak bir mesajla Trabzonspor taraftarına veda etmişti bu adam. Ne oldu da bu mesajı yazıyor? Bir düşünmek lazım. Yani tam muhtemelen Instagram yorumlarından rahatsız olmadığını da Yok ondan olmaz söylüyor. abi. Ama yani nasıl bir psikolojiyle bu adamın telefonunu arıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz? Yani olacak işi oldurmamak diye bir şey var ya. Bir de şu denge çok önemli. Sörloth Crystal Palace'a transfer olduktan önceki kariyerini geçelim. Crystal Palace'a gittikten sonra o seviyede oynayamayınca Türkiye'ye direkt gelmedi. Gelmezdi de. Önce şansını bir tık daha ara lig olarak gördüğü bir ligde denedi. Belçika'ya gitti. Daha sonra orada da çok bekleneni veremeyince artık hem Avrupa futbol otoriteleri hem Sörloth'un kariyerini planlayanlar, kendisi ise kendisi veya menajeri, evet artık Türkiye'ye gitmek bizim için mantıklı bir seçenek diye düşündüler. Yeniden sıçrama için. Burada kariyerinde attığı Trabzonspor'a gelene kadar kariyerinde toplam profesyonel 45 golü falan vardı. Burada 40 golü bulunca büyük bir transfer yaptı. Çok büyük bir transfer Sörloth için Red Bull Leipzig transferi. Dolayısıyla bu seviyede bugün için beklentileri karşılayamasa bile yine bir ara lige veya ara takıma gidecek bu adam önce. Orada da başarılı olamazsa belki Trabzonspor için tekrar bir ihtimal doğar ama şu an için Türkiye Ligi'ne dönüşü Sörloth için bence kariyerinin doğal ilerleyişi açısından da çok tuhaf olurdu. Böyle bir şeyin Anladım. olacağını zannetmiyorum. Belki bu sene de başarılı olamazsa ondan sonraki sene böyle bir şey düşünebiliriz. Çok net anladım abi. Zaten sen o ilk gündeme geldiğinde de zaten buna benzer bir şeyler söylemiştin. Şöyle bir şey sorayım sana o zaman abi. Yani Sörloth transferi artık yani dediğim gibi kamp sonuna kadar bir şekilde konuşulmayacak. Burada Abdullah Hoca'nın istediği bir numaralı isim var. Cornelius. Rakamsal konularda anlaşılamadı. Oyuncu çok yüksek rakamlar talep etti filan derken
süreç şu anda bir askı durumunda. Yani biliyorsun transferde gündemimizden kalktı denildiğinde bu şu anlama geliyor. Bizim istediğimiz şartlara düşerse tekrar gündeme gelir. Bu süreç hep böyle işlemiştir bugüne kadar. Şimdi Cornelius Abdullah Hoca'nın çok çok fazlasıyla istediği bir oyuncu. Ama Cornelius dışında ben sordum bir B planı alternatifiniz var mı diye. Abdullah Hoca yeni bir isim listesi sunmuş yönetime. Cornelius'u hala çok istiyor bu arada ama yeni bir isim listesi sunmuş yönetime. 3-4 oyunculuk yine forvet attığı için bir isim listesi var. Sence bir isme odaklanmak, yani Cornelius'u da buna katabiliriz. Abdullah Hoca şunu dedi yönetime. Yani 28'inde Trabzon'da kamp başlayacakken ben orada forveti görmek istiyorum. Yani takımı gelecek sezonki planlamamızda birinci forvetimizi görmek istiyorum dedi. Sence şu anda Trabzonspor bütün her şeyi bırakıp direkt forvete mi odaklanması lazım? Gervinho ve Perez hamleleri Türkiye Ligi için çok doğru. Yani zamanlama açısından çok görmediğimiz derecede hızlı ve çabuk transferlerdi. Sonuna kadar da bu hamlelerden dolayı teşekkürü hak eden hamlelerdi bunlar. Fakat Cornelius da aynı oranda mesela olmayacağı, maddi imkanlar yüzünden olmayacağı daha evvel öngörülmesi gereken ve alternatiflere daha evvel yönelinmesi gereken bir isimdi. Abdullah Hoca belli ki Başakşehir'deki gibi o Adebayorlu, Papis, Demba Bağlı bir santrafor hattına benzer bir grup istiyor. Koyta'yı da eğer almışsak ki öyle konuşuluyor. Bunu Aynen abi, onun da açıklanacak. evet bunu ya o tip oyuncular bu Adebayor'un diri haline yakın bir oyuncu merkez oyuncusu arayışımız var gibi. Bu bir an evvel alternatifleriyle beraber çözülmeli çünkü ortaya koyduğunuz aklın normal davranış biçimi bu olmalı. Yani eğer biz şampiyonluğu hedefliyoruz ve bütçemiz bu demişseniz bir oyuncuda takılıp kalamazsınız. Hocanızın isteği de zaten bu doğrultuda. Hem diğer oyuncuyla görüşürken bile bu sizin elinizi güçlendirir. Yani başka bir oyuncuyla başka bir seviyeye, başka bir aşamaya gelmek, diğer oyuncunun belki size dönüşünü, sizinle iletişimini çok daha hızlandıracak bir seviyeye getirir. Onun beklentilerini vesairelerini kaçırılmak istemeyecek bir fırsattır belki Trabzonspor ama aynı zamanda ne koparırsak kâr mantığıyla da görülüyor olabilir oyuncunun temsilcileri veya oyuncunun kendisi tarafından. Dolayısıyla alternatifli bir yol izlemek her kulübün olmazsa olmazı, hele de Trabzonspor gibi her kuruşu kıymetli olan bir şampiyonluk adayının daha da olmazsa olmazı. Bunun gayet olması gereken bu doğal seleksiyonu bu olmalı zaten.